Herkese merhabalar. Ben Nilay. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dikiş dersleri serimizin ilk videosuna başlayacağız inşallah. Öncelikli olarak bu videonun içeriğinde şu şekilde ilerleyeceğiz. Daha doğrusu diğer derslerimizde de bu şekilde ilerleyeceğiz. Size genel olarak neler yapacağımızdan bahsedeceğim. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Ben de çok profesyonel birisi değilim. Bittiklerimi görüyorsunuz. Sizler de biliyorsunuz aşağı yukarı. Yani ben de kendi kendime evde öğrenmeye çalışıyorum. Bir yıl kadar bir süre dikiş kursuna gittim. Ama tabii ki bu yeterli olmuyor. Dikiş çok fazla emek isteyen bir uğraş. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sizlere de fayda sağlayabilecek videolar çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz ki. Bu kısımda da kendi bildiklerim kadarıyla dikişe yeni başlayanlar için tavsiyeler ya da yani dikiş dersleri çekmek istedim. Ve sizden de gerçekten çok isteyen oldu bunu Instagram'dan sorduğum zaman. Ben de böyle bir şey yapabileceğimi düşündüm. Faydalı olabileceğini de düşündüğüm için bu şekilde başlamak istedim. Şimdi bugünkü ilk dersimizde işleyeceğimiz konular arasında öncelikli olarak makina. Size bu videoda bu makineden de bahsedeceğim. Özelliklerinden, nasıl olduğundan bana bununla ilgili de sorular geliyor. Bu videonun içerisinde A101'e gelen bu Singer 6160 Singer Brilliance 6160 numaralı işte makinenin nasıl kullanıldığını, işte neler yapıldığını, yani genel olarak size makine genel hatlarıyla anlatacağım. Zaten makineyi anlattığım zaman da diğer makinelerde de aşağı yukarı olarak aynı şeyler kullanılıyor, aynı şeyler yapılıyor. Yani bir makine tanıtımıyla dersimize başlayacağız. Daha sonrasında işte ip takma, masura sarmadır. Yani makineyle alakalı her şeyi halledeceğiz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi dikişte düz dikmek olan. Düz dikmeyi nasıl yapabileceğiz, nasıl düz dikebileceğiz? İlk dersimizde bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikli olarak makinamızı tanıtmayla başlayalım. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi makinamızın modeli bu şekilde. Yaklaşık olarak 59 tane model bulunuyor makinemizde. Şu şekilde yan tarafında bir açma kapama on off tuşları var. 0 ve 1 olarak adlandırılmış. Kablolar da şu şekilde ilerliyor. Yani bitişik bir kablo değil. Baskı ayağının kablo giriş yeri farklı. Bu şekilde. Prize bağlayacağınız kısımda bu şekilde daha farklı bir girişe sahip. Yani iki girişli. Normalde diğer makinelerde tek bir girişle ikisini de bağlayabiliyorsunuz. Yani ikisi birbirine bağlı oluyor ama bu makinede öyle değil. Görmüş olduğunuz gibi baskı ayağımızın bağlantı yeri farklı. Fişe taktığımız yer farklı. Daha sonra makineyi bu şekilde açıyoruz. Şunu da yanlış geçirdik. Evet, makinemizi açtık. Şimdi öncelikli olarak size detayları şu şekilde göstermek istiyorum. Makinemizde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi normal düz bir ayak zaten içinde mevcut ve geliyor. Dediğim gibi burada 59 tane model bulunmakta. Bu görmüş olduğunuz modellerin hepsini uygulayabiliyorsunuz. Burada işte bu şekilde arttırarak model seçimini yapabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye. Buradan da diğer sayıyı arttırabiliyorsunuz. İstediğiniz modeli buradan seçebiliyorsunuz. Diyelim ki bu kaç numaraymış? 26 numaralı modelmiş. 26 numaralı model görmüş olduğunuz gibi bu model. Bu modeli daha sonra buradan, mesela buradan şu ayarını ayarlıyorsunuz. İşte dikiş sıklığı ayarı. Buradan da ne kadar genişlikte, darlıkta olacağını ayarlıyorsunuz. Bu modelleri bu şekilde deneyerek de aslında daha iyi bulabilirsiniz. Daha sonrasında bakın ilik açma ayarlarımız burada mevcut. Bu şekilde güzel çiçek desenleri var. Zikzak dikiş ayarı var. İşte esnek kumaşlarda kullanabileceğiniz iki düz dikiş, bir geri dikiş gibi bir ayar vardı. Bu şekilde bir ayar mevcut. Ve düz dikiş ayarımız da zaten 0 numarada.
Yani şöyle diyeyim, ben bu makinede genel olarak yani şu desenleri hiç kullanmadım açıkçası bu zamana kadar. Yaklaşık olarak bir yıldır kullanıyorum ama henüz hiç kullanmadım. Yani kullanacak yer bulamadım ama sizler kullanabilirsiniz. Değişik yerlerde kullanılabilir. Ben genelde düz dikişi, nadiren zikzak dikişi kullanıyorum. Zaten overlock makinem olduğu için dediğim gibi zikzak dikişte çok ihtiyacım olmuyor. Burada da ileri geri tuşumuz var. Yani şöyle diyeyim, ben bunu sabitlemek için kullanıyorum. Yani bu geriye sarma tuşu oluyor. Dikerken bu tuşa bastığınız zaman dikişiniz geriye doğru tekrardan dikebiliyorsunuz. Buna basılı tuttuğunuz zaman geriye doğru dikebiliyorsunuz. Burada tansiyon ayarımız mevcut. Tansiyon ayarında da ne yapıyoruz? Burada ayarlıyoruz. Yani ben genel olarak bu 5'te kullanıyorum. Hiç başka da kullanmadım. Yani 5 iyi geldi ama bunu deneme yanılma yöntemiyle de bulabilirsiniz. Ama en sabiti 5 numaradır. Burada da masura sarmak için kullandığımız bir yer var. Masurayı buraya takıp ip sarma işlemini yapabiliyorsunuz bu şekilde. Zaten bu şekilde kaldığı zaman düz dikiyor ama buraya bunu ittirdiğiniz zaman makine de dikmez. Bu arka kısımda ip takma yerimiz mevcut. Burası normalde bu şekilde duruyor. Böyle kaldırabiliyorsunuz. İpinizi bu şekilde takabiliyorsunuz. Ben genel olarak burayı kullanmıyorum. İpimi aşağıda ya kavanozun içine koyuyorum. O şekilde kullanmak bana daha rahat geliyor. Makinenin genel olarak görüntüsü itibariyle özellikleri bu şekilde. Şu yanda bir çevirme var. Bunu böyle yaptığınız zaman, mesela alttan ip çekeceğiniz zaman, alt masuradan ipi almak istediğiniz zaman bu şekilde bir tur döndürüyorsunuz ve geri çıkıyor zaten. O zaman da ipiniz çıkmış oluyor. Bu şekildeydi. Makinenin şimdilik genel özelliklerini anlattım. Şimdi bu alt kutusundan çıkan malzemelere bakalım. Daha sonra ip takmaya geçelim. Evet, şimdi alt kutumuzu açıyoruz. Alt kutumuzu açarken de yine sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde elinizle ittiğiniz zaman kutuyu çıkartabiliyorsunuz. Kutunun içinden çıkacaklara gelecek olursak neler var neler yok bir onlara bakalım. Kutumuzun içinde genel ihtiyaçların hepsi var, öyle söyleyeyim. Tabii benim kutum ilk aldığım gibi durmuyor. Şu şekilde bir poşet içinde. En önemli malzemelerimiz bulunuyor bu poşetin içinde. Şöyle göstereyim. Yani şunları henüz kullanmadım. Bunları da kullanmadım. Yani pek ihtiyaç duymadığım şeyler. Bu mesela tornavida görevi görüyor. Yani işte iğne değiştirmek istediğiniz zaman bununla buradaki iğne yerini açabiliyorsunuz. Daha biraz sonra onu da göstereceğim sizlere, iğne nasıl değiştirdiğimizi. Daha sonra tabii ki bu gizli fermuar ayağı mıydı? Bu gizli fermuar ayağı değil. Normal bir ayak daha koymuşlar. Çünkü bu makinenin içinden gizli fermuar ayağı çıkmıyor. Yani bu ayakta normal dikiş için sanırım. Yani ben de çok yani kullanılmaya değer bir ayak olarak da görmüyorum, bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir tane normal fermuar ayağı çıkıyor. Dediğim gibi gizli fermuar ayağı bu makineden çıkmıyor. Onu kendiniz özel olarak alabiliyorsunuz. Ben almıştım. Onun dışında iki tane içinden, hatta üç tane bu şekilde demir masuralar çıkıyor. 3 tane kendisi çıkıyor. Siz ama ek olarak alabilirsiniz. Masura çok kullanılıyor. Bir de içinden orta boy bir iğne çıkmıştı. Bu şekilde bir paket halinde. Ama şu an benim o bayağı olduğu için bitti. Ben hani kendime yenisini aldım. Zaten o iğneler size yetmeyecektir. Mutlaka yenisini almanız gerekiyor. Daha sonra bir de en önemlilerinden bir tanesi. İp de dolanmış buraya. İlik açma ayağımız var. Bu şekilde çok karmaşık gibi gözükse de aslında kullanımı çok çok basit. Şimdi bunu da göstereyim yeri gelmişken. Kutunun içinden de bunlar çıkıyor dediğim gibi. Ama en çok kullanacağınız şey normal fermuar ayağı. Daha sonra şu tornavida görevi gören bu aleti kullanıyorsunuz. Daha doğrusu ben bunu da kullanmadım açık söylemek gerekirse. Normal tornavida ile yapıyorum genel olarak ama bu da pratik tabii ki. Daha pratik hatta, daha kolay. Burada da hatta şu içinde düğmem kalmış. Ama buradan anlatayım size. Bu da fermuar diyorum pardon. İlik açma ayağımız.
bu ayaklar olmadan maalesef yapması zor ve güç oluyor. Ayaklara ihtiyacımız var. Şimdi de göstermek istediğim şey, öncelikli olarak şu iğne değiştirme olayını sizlere bir göstermek istiyorum. Nasıl yaptığımıza dair. Evet, şimdi sizlere bu tornavida ile iğne değiştirme olayını göstereceğim. Bu gösterdiğim şeyler sadece bu makine için değil. Genel olarak bütün makinelerde bu teknikleri kullanarak bu işlemleri yapabilirsiniz. Yani bir genel makine tanıtımı olacak aslında. A101'den bu makineyi almayı düşünenlere de fayda sağlayacağını düşündüğüm bir video olmasını istedim ben de. Çünkü soruluyor ve ben memnunum. Görmüş olduğunuz gibi bunun şurasını, burada zaten bir çivisi var. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın burada bir çivisi var. Şöyle tutayım. Bu çiviyle bu şekilde çiviyi bu şekilde döndürüyoruz. Döndürebilirsek. Bu şekilde açıyoruz. Evet, bunu açtıktan sonra bakın burada bir gevşeme oluyor. Hatta iğnem çıktı, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu iğneyi takarken iğnenin bir düz tarafı var, bir de böyle oval tarafı var. Düz tarafı size bakacak şekilde, biraz daha açalım çivimizi. Düz tarafı değil, oval tarafı bize bakıyormuş. Bunu ben de kaçırabiliyorum çünkü deneyerek yaptığım için. Yani oval tarafı size bakacak şekilde, düz tarafı makinenin diğer tarafına bakacak şekilde bunu yerleştirdikten sonra elimizle tutuyoruz. Ve vidayı güzelce kapatıyoruz. Ve kapattık. Şimdi şuralarına gelelim makinenin. Şimdi burada böyle bir şey var. Bu normalde şey için kullanılıyor. Yani ben öyle biliyorum. Şuradaki şu aparat. Bu iğneyi ipliği geçirmek için kullanılıyor. Ama bence gereksiz. Yani ben kullanmıyorum. Bir de şu arkada şöyle bir pin var. Yani burada böyle bir şey var. Bunu da ilik açma ayağını taktığınız zaman, bunu indirmediğiniz zaman iliği açamıyorsunuz. İliğin yerini buna göre de belirliyor diyebilirim. Koyduğunuz düğmenin boyutuna göre ilik yeri ayarlanıyor zaten. Ama bu inmeden onu ayarlayamıyor ve yapamıyor. Bu makinede tek aşamada ilik açabiliyorsunuz. Yani iki aşamalı, üç aşamalı değil diğer makineler gibi. Ayağınızı taktıktan sonra, düğmeyi ayarladıktan sonra takabiliyorsunuz. Yanlışlıkla da bastım. Bu şekilde. Bu da bu şekildeydi. Şimdi önemli şeylerden bir tanesi olan, mesela ayak değiştirmeyi göstermek istiyorum. Ayak değiştirirken de şu arkada bakın, şurada şöyle bir pedal var. Buna bastığınız zaman ayağımız düşüyor. Çıkartıyoruz. Şimdi şeyi takalım. İlik açma ayağını takalım. İlik açma ayağının şurada kırmızı bir ışıkta göstereyim. Kırmızı bir işaret var görmüş olduğunuz gibi. Bu işaret size bakacak şekilde. Burada da bakın şöyle bir, burada şöyle küçük bir lastikli, süngerli bir alan var. Buraya ilik açmak istediğiniz, yani o düğme boyutunu buraya yerleştiriyorsunuz ve düğmemizi bu araya sıkıştırıyorsunuz. Bu düğme de aşırı ufak bir düğme zaten. Buraya sıkıştırıyorsunuz. Daha sonra bu altta şurada metal bir alan var. Bu arka taraftaki yere basılı tutaraktan bunu buraya, şurada da kaldırma yeri var. Bakın burada kaldırabiliyorsunuz, şu aşağıda kaldırıp indiriyorsunuz ayak kısmını. Bu şekilde bunu buraya basılı tutaraktan yerleştiriyorum ve bıraktığım zaman tutuyor. Bu şekilde ayağımızı yerleştirmiş oldum. Daha sonradan da zaten buradan ilik açma ayarımız 56 numara oluyor. 56 numarayı ayarlıyorsunuz. Daha sonra buradaki pimimiz, gördüğünüz gibi kumaşımızı yerleştirdikten sonra şuradaki çizgi kırmızı çizgiye denk geliyor. Şu yer kırmızıya denk geliyor. Ondan sonra kumaşımızı alta koyuyoruz. Bu aşağıdaki yeri indiriyoruz. Şuraya denk gelecek şekilde. Ve sonra pedala basıyoruz ve dikiyoruz. İliğimiz açılmış oluyor.
Bu şekildeydi ilik açma. Burada işte fermuar ayağımız var. Fermuar ayağımıza takmak istediğimiz zaman zaten kendini belli ediyor ayaklar. Bakın şurasında bir takma yeri var. Oraya takıyorsunuz. Evet, biraz zor oldu ama bu şekilde takıyoruz fermuar ayağımızı da. Evet, şimdi en önemli şeylerden bir tanesi de bu alt masura kısmımız. Yani en sorunlu yerlerden bir tanesi diyebilirim. Bazen başımıza çok işler açan yerlerden bir tanesi. Masuramızı buradan şuradaki şeyi kaldırıp çıkartıyoruz ve bunu bu şekilde kaldırıp da şurada bir zaten bunun şu yerin takma oyuntusu var. Şu aşağıda bakın. Bunu da bu şekilde kaldırıp takmak istediğimiz zaman orta noktası orta noktasına gelecek şekilde içinde masura olduğu zaman bu şekilde takıyoruz. Masuramız da bu şekilde. Şimdi bunu takmayı göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde bunu şu orta noktası zaten görmüş olduğunuz gibi. Bunu buraya geçiriyorum. Geçirdikten sonra bakın şurada bir şöyle çentik gibi bir şey var. Oradan ipimi geçirip buradan bu şekilde çıkartıyorum. Ve bakın ip kendiliğinden gelecek bu şekilde rahat bir şekilde. Geldiği zaman olmuş demektir. Bunu taktıktan sonra bu şekilde dediğim gibi şurayı kaldırıyoruz. Buraya takarken kaldırıyoruz. İçeri doğru iyice yerleştirdikten sonra bırakıyorum. Ve bıraktığım zaman bu buraya bu şekilde yerleşmiş oluyor. Bu kalan parça ipimizi de içine bu şekilde atıp kapağı kapatıyorum. Ve daha sonra alttan ip çekme mevzusunda da ipimizi buradan geçiriyoruz. Evet, geçirdikten sonra yan taraftaki yuvarlak pedaldan çevirerekten dediğim gibi bir tam tur çevirdiğim zaman bakın ip yukarıya çıktı. El yardımıyla ipimi çıkartıyorum ve iki ipimi de çıkartmış oldum. Bu arada normal ayağımızı da takalım. Bu şekilde. Bu arada daha demin sizlere göstermiş olduğum ve tanıyamadığım gizli fermuar ayağıymış bu. Bu gizli fermuar ayağı. Pek kullanmadığım için tanıyamadım. Kusura bakmayın gerçekten. Ama bu gizli fermuar ayağı. Kesin bir bilgi. Ama dediğim gibi makinenin içinden çıkmıyor. Şimdi de şeye geçelim. Bu yukarı kısımda masurayı sarma kısmına geçelim. Masura sararken nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi ipimizi buradan çıkartıyorum. Ve masura sararken de şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi masuramıza bu bobin ipimizin bir ucundan tutup bir yöne doğru ufacık ben şöyle bir sarıyorum çıkmasın diye. Bakın şu kısımda bir ok işareti var zaten. Yani ipi bu yöne doğru çevirin diyor. İpi takarken de bakın ipin yönü bu tarafa doğru oluyor. İpin yönü bu tarafa doğru oluyor. Böyle olduktan sonra ben elimde tutarak sarıyorum. Pedala basıyoruz. Ve ipimizi sarıyor. Ben tek elle yaptığım için alta da sardırdım. Ama mantık bu şekilde. Bu şekilde yaptığımız zaman ipimizi de sarabiliyoruz. Evet, makine ile ilgili genel olarak bütün bilgileri söyledik. Şimdi en önemlilerinden ve en temellerinden bir tanesi olan bu ipimizi geçirme kısmına geliyoruz. İpimizi nasıl geçireceğimizi göstereceğim. Bunu yaparken de aslında makine size bütün yolları gösteriyor diyebilirim. İpimizi ben bu şekilde yere koyuyorum. Sizlere şu şekilde göstereyim. Yere koyduktan sonra
bu arkada ilk etapta şu şekilde bir yer var. Buradan ipimi geçiriyorum. Buradan ipimi geçirdikten sonra şurada bir kısım var. Buradan aşağı indiriyorum. 3 numara diyor zaten. Buradan geliyorum. Bakın burada bir çıkıntı var. Bu çıkıntıda bir ara yer var ip geçirmeli. Oradan da geçiriyorum. Aşağı indiriyorum. Ve şurada bir takma yeri var. Bakın şurada ipimizi takıyoruz. İğnenin üst kısmında. Onu da taktıktan sonra deliğimize geçiriyoruz. Bakın şuradaki şu çıkıntının ufak bir detayı var. Bu dikmenizle alakalı. Bu siz diktikçe aşağı iner, yukarı çıkar. Böyle çalışır. Bu bazen aşağıda kalmış olabilir. Bunu yandaki şu pedalla yukarı kaldırabilirsiniz. Bu şekilde de ipimizi takıyoruz. Şöyle. Evet, bu şekilde de ipimizi takıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şu anda makine ile ilgili söyleyeceklerim bitti. Bu makineyi de sizlere tanıtmış oldum. Eğer almayı düşünenleriniz varsa, bunu almayı düşünüyorsanız ben tavsiye ederim. Benim görmüş olduğunuz bütün kıyafetlerimi, bütün üstlerimi ben bununla dikiyorum. Ve gayet güzel dikişim. Hiçbir sorunu yok. Siz de o yüzden alıp hani bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi zaten bazı şeyler makinalarda genel olarak hep aynı. İp takmadır, işte masura sarma, değiştirme. Bu gösterdiğim şekilde size kendi makinanızda bunu uygulayabilirsiniz. Elinizde hangi makine varsa. Bu şekildeydi. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesine geçelim. Evet, dikişteki en önemli noktalardan bir tanesi biliyorsunuz ki düz dikebilmek. Yeni başlayanların en temel problemlerinden bir tanesi düz dikebilmek oluyor. Dikişe yeni başladığım zaman benim de çok çektiğim problemlerden bir tanesiydi inanın ki. Düz dikme problemi. Ben de düz dikemiyordum ve bunu dikiş kursuna gittiğim zaman sağladım. Yani inanılmaz bir olay, hiç bunu başaramayacak gibi hissediyorsunuz ama çalıştığınız zaman, sabrettiğiniz zaman oluyor. Şimdi size bununla ilgili dikiş kursunda da yaptığımız bir etkinliği önereceğim. Aslında dikişe yeni başlayanlara tavsiyeler yaptığım videoda bu teknikten, bu yöntemden bahsetmiştim. Onu uygulayanlar belki o zaman olmuştur. Ama size şimdi tavsiyem, madem bu şekilde bir ders işliyoruz, size bu ödevim olacak. Eğer dikişe yeni başlayan biriyseniz, dikişinizin yamuk olmasıyla alakalı bir sıkıntınız varsa bu söylemiş olduklarımı yapmanızı rica ediyorum. Yani eminim faydasını göreceksinizdir. Dediğim gibi hep söylüyorum, dikiş sabır işidir. Sabretmeniz gerekiyor. Bir şeylere ulaşabilmek istiyorsanız bazı şeyleri sabırla yapmanız gerekiyor. Sıkıcı olsa bile, yapmak istemeseniz bile maalesef ki yapmamız gerekiyor. Bu şekilde. Evet, şimdi bu şekilde bir etkinlik göstereceğim size. Bakın bunun gibi bir sürü etkinlik yaptık biz. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bunun gibi, daha da değişiği yok zaten. Bakın 4 tane şekil ödevi vereceğim aslında size. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu kendiniz bir kağıda, eğer çıktınız yoksa, hani fotokopi alamayacaksanız, kendiniz bir cetvel ve kalem yardımıyla bu düz çizgileri çizip bunu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bunun arka kısmına biz kumaş yapıştırmıştık dikiş kursunda. Ama buna gerek yok inanın ki. Yani bunu yapmasanız olur, yapsanız güzel olur bu şekilde. Ama kağıda, bildiğiniz kağıdı oturup dikeceksiniz. Yani ilk yazı yazmaya başlayan bir öğrenci gibi. Bunu yapmanızı istiyorum sizden. Daha sonrasında bu şekilde bir şey çizip bunu dikmenize, buradaki önemli olan şey de köşe dönüşlerini güzel sağlayabilmemize yardımcı olacak bir etkinlik. Bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine burada da, evet, bir de böyle bir etkinliğimiz var. Bunda da yine köşeleri dönme çok önemli noktalardan bir tanesi. Bunu yaparken de köşe çalışmasına çok dikkatli ve iyi yapmış oluyorsunuz. Üstünde durmuş oluyorsunuz. Şu modeli yaparken de dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, onu söylemeyi unuttum. Başlarda ve sonlarda sağlamlaştırma yapmayı unutmayın. Dikişe ben yani ilk evde kendim diktiğim zaman
Ben sağlamlaştırma nedir bilmiyordum. Bunu söylemiştim aslında. Dikiş kursuna gittiğim zaman bunu öğrendim. Ve gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü sağlamlaştırma yapmadığınız zaman dikişleriniz çok çabuk atabiliyor. Sağlamlaştırma neydi? Sağlamlaştırmada şimdi dikişinizi başlarken, ilk başlarken burada benim bir geri tuşum vardı, size göstermiştim. Ona bir kere basıyorsunuz, geri gidiyor. Tekrardan ileri giderek devam ediyorsunuz. Dikişin üstünden iki kere geçtiği için o dikişin açılma olanağı neredeyse hiç olmuyor. O yüzden bu sağlamlaştırmaları yapmayı da unutmayın. Özellikle bu etkinliklerde yaparsanız. Ve şimdi de bu şekilde bir döngü çalışması var. Bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu da oval şeyler dikerken yapmanız gereken yerleri daha güzel ve özverili yapmanızı sağlayan bir çalışma. Bakın ben bu çalışmalardan üçer tane, hepsinden üçer tane yaptım zamanında. İnanın fayda sağlıyor. Dediğim gibi ben dikiş kursuna gitmeden önce bu şekilde yapamıyordum. Yani iyi bir dikiş olmasını istiyorsanız, güzel bir dikişe sahip olmak istiyorsanız başlarda bunları maalesef ki yapmamız gerekiyor. Eğer çok çok yeni başladıysak, daha güzel kıyafetler dikebilmek istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Bu şekildeydi. Şimdilik ilk dersimiz burada bitiyor. İkinci dersi de yakın zamanda çekip paylaşacağım inşallah. Videomun nasıl olduğu ile ilgili aşağıya yorumlar yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım hepinize fayda sağlar, yeni başlayanlar için faydalı bir video olur. Ben de dikiş kursundan öğrendiklerimle birazcık harman yapıp burada size paylaşmayı düşünüyorum. Paylaşacağım inşallah. İkinci dersimizde de kumaş seçimleri, işte hangi kumaşlarla ne yapabiliriz? Belki ufak tefek dikimlere göstermeyi planlıyorum. Yani tam olarak planım da hazır değil ama eklemeler, çıkartmalar olacak ders programıyla alakalı olarak. İkinci dersimizde de öyle konular işleyeceğiz inşallah. Daha iyi olacak. Üçüncü ders, dördüncü ders diye devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah umarım dönüşler güzel olursa. Çünkü sizden gelecek olan desteklerle yapacağım tabii ki. Talep olursa, istek olursa devam edeceğiz. Ama fayda sağlayacağını düşünüyorum. Mesela ilerleyen derslerde şey düşünüyorum. Hani bir dersimizde birlikte, biraz uzun bir video olacak ama hani daha detaylı bir şekilde mesela kalıpsız bir bluz dikimi. Bunu birlikte yapalım istiyorum. Yani sanki sizinle karşılıklıymış gibi. Aslında diğer videolarımda da ben onu yapmaya çalışıyorum ama oralarda hızlandırıp bahsettiğim için bu sefer canlı canlı bütün aşama aşama keserken, dikerken her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Basit bir bluz modeli, basit bir etek modeliyle bu işlemleri yapıp sizlerle birlikte başlamak istiyorum. Bakalım işte yaka yapımıdır, işte manşet yapımıdır. Ondan sonra bu öndeki pat yapımıdır. Yani bütün derslerimizde bunları parça parça, her derste bir tanesini olmak üzere yapacağım. Bunu dediğim gibi canlı canlı sanki karşılıklıymış gibi yapmak istiyorum. Umarım faydalı olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma da abone olup videomu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah.